Eğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek çıkarları gerekirse, o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır olduklarına şüphem olmadığı bilinmelidir. ...25 Aralık 1921'de kurtuluşunu büyük kahramanlıklar göstererek, destanlar yazarak elde eden Antep, milli mücadelede ortaya koyduğu olağanüstü fedakarlık ve savunmadan dolayı 8 Şubat 1921'de hakkıyla kazanılan gazilik unvanıyla savaştaki kahramanlığını resmileştirmişti. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Savaşı'nın ardından 19 Eylül 1921'de gazi unvanını alarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün başarısını ve önderliğini ölümsüzleştirmişti. Her iki gazilik de Büyük Millet Meclisi tarafından millet adına kendilerine verilmişti. Ulu Önder, milli mücadelede Gaziantep'lilerin düşman karşısındaki yiğitçe direnişlerini, ölümle diş dişe savaşlarını, savunmalarını coşkuyla izlemiş, onlara her fırsatta güç vermişti. Hatta onlar için ben Gaziantep'lilerin gözlerinden nasıl öpmem, çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar demiştir. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nda gazi olan iki kahramanın buluşması tarihi bir önem taşımaktaydı. 1933 yılının Ocak ayının 15'inde uzun süreli bir yurt gezisine çıkan Atatürk, Adana'dan sonra 26 Ocak 1933 günü Gaziantep'e yönelir. O gün Ramazan Bayramı arefesidir. Bayramı Gaziantep'te geçirmek ister. Haber Gaziantep'te duyulur duyulmaz halk iki bayramı bir arada kutlamanın sevincini yaşar. Antep'e gelişi o bizim için büyük mutlu bir gündü. Gelecek diye bizim için büyük bir sevinç. O günü sevinçle hepimiz bekliyoruz. Birkaç gün evvelden haber verdi hocamız. Mustafa Kemal Antep'e geliyor diye. Onu duyunca biz de geldik, evde annelerimize söyleyince herkese büyük bir sevinç buraya geliyor diye. Hatta şehir bayağı hazırlandı o güne. Büyük bir sevinçle hazırlandılar. Herkes gelecek diye sevinçle bekliyorlar. Şehrin değişik yerlerine tak-ı zaferler kurulur. Marangoz Takdir Kayadelen, biri Halk Evi yanına, diğeri de Gaziantep Lisesi önüne olmak üzere iki tak-ı zafer yapar. O günlerde Marangoz Takdir Efendi'nin yapmış olduğu aşağı yukarı 6-7 tane tak-ı zafer Gaziantep'i süslüyordu. İş Bankası ve Osmanlı Bankası Karagöz Caddesi'ne, Ziraat Bankası Gaziler Caddesi'ne, Vakıflar ve Özel İdare Müdürlükleri Balıklı'ya, Cumhuriyet Halk Fırkası Halk Evi önüne tak-ı zafer yaptırır. Belediye binası önüne de belediye tarafından üç gözlü ve kule şeklinde muhteşem bir tak-ı zafer kurulur. Diğer yandan şehir baştan başa bayraklarla süslenir, çeşitli renk ve büyüklükteki ampullerle de şehir gece boyunca aydınlatılır. Antep'e elektriğin yeni geldiği yıldır o. Sanıyorum 32'dir Antep'e elektriğin gelişi. Herkes evine elektrik alamamıştı. Mesela bizim evimizde de yoktu. Fakat bahsettiğiniz benim büyük amcamın oğlu Hamdi Kutlar belediye başkanı olduğu için eve hemen elektrik alınmıştı. Emir şuydu. Herkes kapısını aydınlatacak ve bayrak atacak. Elektriğe olanlar böyle bir çerçeve, herkes zevkine, imkanına göre çok sayıda ampulle süslemeler, belki Atatürk resmi, bayrak vesaire. Ben kendi evimi söyleyeyim, bizim elektriğimiz yoktu. Gemici feneri, evet o asılacak. Herkes nesi varsa onunla kapısını aydınlatacak, süsleyecek kuralı kondu. Ve buna bizim sokağımızın çoğu uydu, belki hepsi. Ve çoğunun elektriği yoktu.
26 Ocak Perşembe günü öğle yemeğini Fevzi Paşa'da trende yiyen Mustafa Kemal, Gaziantep'ten karşılamaya gelen heyeti de yemeğe çağırır. Fevzi Paşa'dan sonra tren Narlı'ya hareket eder. Gazi'nin treni Narlı'ya geldiğinde müthiş bir alkış tufanı kopar. Halk hep bir ağızdan "Yaşa Büyük Gazi, yaşa, var ol!" diye bağırırlar. Atatürk'ü Narlı'da Gaziantep, Urfa, Maraş ve Malatya'dan gelen heyetler karşılar. Atatürk herkesin elini sıkıp sıkıp geçiyor. Bana gel dedi, elimi sıktı, yüzüme baktı ve durakladı dedi. Sonra geçti dedi. Sonra Kılıç Ali'ye sormuş, o gördüğüm genç kimdi demiş. Herhalde kıyafetiyle falan dikkati çekti. O da araştırmış. Atatürk'e diyor ki, işte bu sizin özel idare kanalıyla Almanya'ya gönderdiğiniz gençlerden bir tanesi. Kendisi fabrika kurmuştur diyor, tekstil tahsil ederek. Bunun üzerine Kılıç Ali, Atatürk'ün arzusuyla Cemil Bey'e parti başkanı, Halk Partisi başkanlığı teklif ediyor. Gazi trenden ağır adımlarla iner. Karşılama heyetinin ellerini birer birer sıkar. Kılıç Ali her eli sıkılanın adını ve o günkü görevini Gazi'ye takdim ederken, Gazi herkese ayrı ayrı "Nasılsınız?" deyip hal hatır sorar. Müftü Rıfat Teymur Atatürk'ün elini öpmek ister ama Gazi izin vermez. Atatürk'ü ben tabii çocuktuk, biz de geriden gördük. Fakat peder müftü olduğu için peder karşılamaya gitmişti. Pederden evvelkiler elini öpmüş, elini vermiş. Pedere gel de kim yok demiş. Hoca bende biz size, sizin elinizi öpmemiz lazım diye yani hürmeten pedere elini vermemiş. Atatürk, civar illerden gelen heyetlere teşekkür ettikten sonra onların yerlerine dönmelerini ister. Maraş ve Urfa heyetleri korteje dahil olurlar. Otomobillere binilir, Antep'e doğru hareket edilir. Başkarakoldan Halk Evi'ne kadar caddenin her iki tarafında müthiş bir kalabalık vardır. Atatürk geleceği zaman hocalarımız haber verdiler. Zaten o kadar az, Antep'te nüfus çok az o zaman ve 7 tane o ilkokul var. Lise civarında iki yolun iki tarafına dizdiler bizi ve bir müddet bekledik. Çok soğuk bir gündü. Hepimiz çok üşümüştük. Atatürk şeyden başkarakoldan daha evvel inmişlerdi arabadan. Bizler de o şeyde Atatürk'le beraber çok şık giyinmiş büyük bir grup, kalabalık Atatürk ortalarında önde, en önde geldi. Hepimize "Nasılsınız çocuklarım?" dedi. Hepimiz çok pek çok sevinerek alkışladık. Çok sevindik ve bu bize büyük bir gurur verdi tabii çocukluğumuzda. Hala ben o anı resim gibi hatırlıyorum. O kalabalığı, o giyimle, onların giyim. Çünkü bir Anadolu şehriyle Ankara'da böyle bir millet meclisi halkının giyimi farklıydı tabii. Bütün subaylar, süvari alayı, esnaf birlikleri, kalabalık bir halk topluluğu, sarı şeritli kasketleriyle ortaokul öğrencileri, siyah önlükleriyle ilkokul öğrencileri, rengarenk giysileriyle küçük izci çocuklar, şehrin ileri gelenleri ve öğretmenler atayı beklemektedirler. Atanın gelmesi biraz gecikince öğretmenler öğrencileri evlerine götürmek isterler ama öğrenciler kabul etmezler. Bekliyoruz, gelmedi, vakit geçti, içinde okundu, artık sabırsızlandı, herkes gelmiyor, şimdiki gibi telefon yok, haberleşme yok. Niçin gecikti acaba, haber almaya imkan yok, telefon yok ki nereden duyacaksınız, herkes sabırsızlıkla bekliyor. Öğretmenler siz dedi, küçüksünüz, geç kaldınız, eve dönün. Hepimiz itiraz ettik, kimse yerinden kıpırdamadı, biz görmeden gitmeyeceğiz, ne zaman gelirse gelsin. Öyle derken biraz sonra baktık bir kalabalık bir hareketler oldu falan. Geliyor paşa, geliyor paşa, geliyor. Paşa geliyor havadesi gelince
bekliyoruz. Epeyce bekledik. Yani aşağı yukarı yarım saate yakın bir zaman geçti. Meğerse o şeyde Manoğlu'nun orada arabadan inmiş, yürüyerek geliyormuş. Atatürk gelecek dediler. Ben de izci olmuştum. Annem izci elbisemi yıkadı. Soba şey yok. Sokulda kurutacak. Tandırda kuruttum. Giydim. Evet, yaş yaş giydim. O lisenin orada lisenin karşısında bir inşaat vardı. Orada oturduk. Atatürk geldi dediler. Hazırlandık, bekledik. Gelen yok. Kaç kere hazırlandık. Sonra tam bu zamanlarda, bu zamandan da daha evveldi. Atatürk geldi. Uzun boylu, yeşil gözlü, elinde baston. Atatürk geldi, geliyor dediler. Böyle bakıyor ama kalabalık böyle gitti. Ben seçemedim Atatürk'ü. Ama bir grup böyle, kalabalık grup. Geçti. İşte babam da vardı. Tabii kimseyi göremedim. Yani onu hatırlıyorum Atatürk'ün gelişinde. 1933'te ben ortaokul birinci veya ikinci sınıfım. Mustafa Kemal geliyor dediler. Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk, yol kenarlarında toplanan halka selam verir. Konvoy, Manoğlu Köprüsü'ne gelince başkarakoldan havai fişekler atılır, fabrika sirenleri çalınır, kaleden toplar atılır. Kaç tane Antep'te okul varsa hepsini aldı, Manoğlu Köprüsü üzerine dizildik. Dizdiler. Bizim de ne olduğunu da haberimiz yoktu o zaman. Baktık yine Atatürk gelecekmiş. Halkın kalabalık ve heyecanlı oluşu caddede yürümeyi imkansız hale getirir. Herkes Atatürk'ü daha yakından görmek ve elini öpmek ister. Bütün kıyafetler yeni kıyafet yapıldı. Okul emir verdi, bir model verdi. O modelden herkes, kız erkek, erkeklerinki pantolon ceket, kızlarınki o kıyafet. Ondan sonra hepimiz aynı kıyafeti giydik ve işte Çınarlı'nın önünden dizildi. Ta Gaziantep Lisesi'ne kadar sadece okul dizildi. İşte ben de en öndeydim. Ben kısa boyluydum. Beni en öne koydular. Onun için Atatürk'ü çok güzel gördüm ve şimdiki gibi de gözümün önünde yakışıklı, heybetli. Artık nasıl alkışlıyorum? Belki öbürlerinin alkışlarını görmedim. Uçuyorum ben alkışlamadan. Atatürk Antep'e geldiği zaman işte benim önümde durdu. Nasılsınız kızım dedi, teşekkür ederim dedim. Başımda öğretmen sapkaşı vardı, şurada da öğretmen okulu diye yazıyordu. Muallimler dedi, yeni nesil sizin eseriniz dedi. Teşekkür ederim dedim, toka yaptım. Bir haftada elimi yıkamadım. Büyük kurtarıcı, halkın alkışları arasında otomobilden iner, tören kıtasını denetledikten sonra "Merhaba asker" diyerek iltifatta bulunur, halkı selamlar. İlkokul öğrencisi olan Ali İhsan Göğüş, Gazi'ye çiçek verir. Babam ilkokulda çok parlak bir çocuk, çok güzel şiir okuyor. Hitabet yeteneği o zamandan var. Dolayısıyla hep böyle önemli günlerde şiirleri okutuyorlar ya da başka bir vesile olduğu vakit hep babam görevlendiriliyor. Atatürk'ün 1933 yılında Gaziantep'e gelişinde de çiçek verme onurunu babama vermişler ve çok iyi hatırlıyordu o çiçek verişini. Müthiş bir olay tabii onun için. Kırmızı halı döşendi. Şimdiki öğreten okuluna kadar, Manoğlu'ndan oraya kadar kırmızı halı döşeli. Paşa geliyor diye. Geldi. Tam lisenin önüne gelince çarşaflı bir hanım geldi. Bir mektup vereyim diye üstüne. İşte, ismini tabii bilmiyorum ben o zaman. Neyse, şimdi engel olmaya kalktılar Atatürk'e yaklaşmasın diye. Karışmayın dedi, gelsin, bırakın yanıma gelsin. Müzik
Zamanının en revaçlı otomobili olan siyah renkli Lincoln marka arabasına binen Gazi, Başkarakol'dan Atatürk Bulvarı'nı takiben Halk Evi binasına gelir. Halk Evi'nin bahçesi ve o sokak mahşeri bir kalabalık. Yani Antep'in o tarihte görmediği bir kalabalık. Uzun süre beklendi, geldi gelecek diye. Atatürk geldi dediler, koşuştuk, pür dikkat baktık. Tabii o evin balkonuyla Atatürk'ün geldi, Halk Evi'nin bahçesinden giriyor denilen mesafe zannediyorum 50-100 metre var. Tabii yani uzak bir görüş. Aklımda kalan çocuk şeyi olarak bir böyle bayramlarda, topluluklarda öne atılan bir kadın vardı. Bunun adı Fatih'di. Bu Fatih bir uzun bayrağın üstüne bir bayrak, uzun bir sırığın üzerinde Türk bayrağı ile Atatürk'ü coşku ile karşılıyordu. O dikkatimi çekti. Yol boyunca halk, yaşa, var ol sesleriyle tezahüratta bulunurlar. Atatürk geliyor dediler. Bütün aile heyecanlandık. Babam Atatürk'ü karşılayanlardan birisiydi. Atatürk çıktı ve böyle kalabalık arasında ben Atatürk'ün saçını hatırlıyorum. Ama böyle çok heyecanlandık tabii Atatürk'ü görmekten. Atatürk'ün bulunduğu otomobilde iktisat vekili Celal Bayar, başyaver, kahverengi bir av köpeği ve köpeğin bakıcısı vardır. Atatürk dediler, geldi dediler. Oraya gittik. Abidenin yanına çilekler gömdü. Orada yani şey ettik. Annemiz götürdü. Kalabalıktı. İnatsan yine düşmezdi. Okullar bütün böyle Ruş'a gelmişti, okullar bütün. Konuşmalar yaptı tabii, o kadar şey demedik, yani göremedim de, yani yakından göremedik, uzaktaydık. Halk evinde sporcular ve parti heyeti tarafından karşılanan Atatürk, kendisi için hazırlanan Tahkı Zafer'in altından yaya olarak geçer. Halk evinin bahçe kapısından aşağı doğru basamakları ağır ağır inmeye başlar. Arabası yaklaştı, bir de büyük bir köpek vardı içeride, kendisiydi, elinde baston. Liseden Yeşilsu'ya kadar, orada bir kilise binası var, sonra Halk Evi oldu orası. Oraya kadar halı döşendi, onun üzerinde yürümeye başladı. Halk Evi bahçe kapısından binaya kadar yere Asaf Erkılıç'ın evinden getirilen halı döşenmiştir. Vallahi o halıyı ben çok severek hatırlıyorum. Bizim evdeydi o halı. Hatta orada seksek oynardım ben. Böyle biliyorsunuz bir taş konur. Çünkü böyle şeyleri vardı, bölümleri vardı halının. Onun üstüne seksek oynardım. Çok güzel bir Kürt halısıydı yani. Doğal malzemelerle boyanmış. Binaya girinceye kadar Kılıç Ali bulundukları yerin Fransız cephesi olduğunu söyler ve Türk mermilerinin izlerini göstererek izahat verir. Gazi üst kata çıkar. Üst kattaki merdivenin karşısına Gazi'nin gençliğe hitabı cam üzerine altın yaldızlı olarak yazılmış ve asılmıştır. Kuzeybatı tarafındaki odaya girer. Gazi biraz dinlendikten sonra Ali Koçum'un pişirdiği kahveyi içer. Halk evindeki heyet arasında Doktor Mecit Barlas da bulunmaktadır.
ayağı sakat olduğu için ayağının birini uzatarak oturması gerekmektedir. Babamın bir dizi kıvrılmazdı. Onun için halk arasında hatta babama topal mecit derlerdi. Bir ayağı böyle kıvrılmadığı için Atatürk'ün yanına almışlar babamı. Şimdi babam da çekiniyor. Özür dilerim paşam demiş babam. Benim demiş bu ayağım kıvrılmadığı için ayağımı uzatmak rica ederim doktor bey demiş. Rahatınıza bakın demiş Atatürk babama. Bu arada Atatürk gençlerle görüşeceğini ve gençlerin yanına gelmesini söyler. Gençler nerede diyormuş Atatürk. Bizi almıyor ki. Akşama dediler balo verilecek dediler. Ondan sonra da biz 20 kişi, 5 kişi kız, ondan sonra da 20 kişi erkek. Gittik halk evine kapısına gittik. Niçin geldiniz dediler bize. Akşam balo verilecek biz de gelecek dedik. Babaannemden de akşamdan geliyor. Ömrüne gönlüme duymuyorsun. Baloda ne işin var? Seni öldürür mü? Öldürürüm, döverim. Ondan sonra babaannem bana çok karışıyor. Ondan sonra yok, biz akşam baloya gideceğiz. Atatürk gelecekmiş. Atatürk'e soralım da dedi Kılıncalı. O zaman gelin dedi. CHP İl Başkanı Ömer Asım Aksoy, gençleri ataya birer birer takdim eder. Gazi, halk evi binasındayken ayağa kalkınca Türkiye haritasına dikkatli dikkatli bakmaya başlar. Gözleri Halep'e dikilmiştir. Halep buraya kaç kilometre diye sorunca Doktor Hamit Uras, 120-130 kilometre efendim der. Mavi gözlerini etrafındakilere dikerek, demek Halep buraya bir günlük mesafededir der. Yine babamla odada bir arada dururken bir harita gözüne düşüyor ve oradan bakıyor. Halep neresi diyor, Halep'e bakıyor. Ya Antep'e amma yakınmış diyor. Ve babam dedi ki, gözleri bir ara böyle dondu kaldı derdi. Çünkü Halep'te çok kötü hatıraları var. Daha sonra dışarıda toplanan binlerce halkın alkışları arasında halk evi balkonundan halkı selamlar. Kalabalık da vardı gene, epey kalabalık tabii. Sonra onun korumaları filanları çok düzenli bir şekilde geldi ve döndü. Ondan sonra duyduk yine halk evinde, balkonu var halk evinin balkonunda. Orada bir nutuk çekti. Bütün Antep oraya birikti halk evinin önüne. Onun nutuğunu dinledi. Bir bey, kimdi bilmiyorum. Yani akraba filan değil, böyle çalışan bir beydi herhalde. Elimden tuttu beni. Şeye gittik, o halk evinin bir balkonu var. O balkonu ben çok muazzam bir balkon zannederdim o zaman çocuğum. Onun altına gittik. Dedi ki buraya dedi Atatürk çıkacak, konuşma yapacak dedi. Atatürk oraya çıktı. Böyle eliyle filan bağırarak bir şeyler söyledi. Şimdi hatırlamıyorum ne söyledi. Çocuğum işte böyle battık oraya. Geceden Atatürk gelecek dediler. Mesela babam dedi Atatürk gelecek dedi. O zaman da işte şeydi, iyiydi mevkii babamın. Bizi oraya götürdü o humansızların evine. Geniş bir balkonu vardı. Oraya gittik. Biz orada gördük Atatürk'ü. Çok kalabalıktı. Hatta bir ara dediler ki, aman Atatürk'ün köpeği kaçmış dediler. Bir köpek varmış. O kaçmış dediler. Tam onu bulmuşlar. Bir tane de kör bir adam bir yere düştü dediler. Yani bunlar çocukluktan hatırıma kalan bunlar. Oradan selam vererek geldi bu şeye, eski halk evine. Oradan geldi, gene halkı selamladı, indi. Ondan sonra o bir balkon vardı. Halk evinin. Oraya çıktı, oradan selamladı halka. Gazi, halk evi binasından ayrılacağı sırada aşağı salonda Gaziantep el sanatları ve mahalli ürünlerle hazırlanmış sergiyi gezer. Salondaki mermerler de gözüne çarpar.
bu mermerleri nereden çıkarıyorsunuz deyince Ömer Asım Aksoy, efendim Gaziantep'e bağlı 15 kilometre mesafede Çarpın denilen bir köydeki ocaklardan çıkarıyoruz diye cevap verir. Gazi de yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yapılırken bu mermerlerden istifade edilmelidir ve Gaziantep'lilerin de bu işte emeği olsun tavsiyesinde bulunur. Hep beraber kalkılarak parti binasından kilise binasına geçilir. Kilise binasının büyük kapıları rüzgarla gürültülü bir şekilde çarpınca Gazi biraz rahatsız olur. Geniş salon, büyük kapılar, kış günü içeri havalansın diye kapının iki kanadını birden açıyorlar ve birdenbire rüzgar çarpınca çok büyük bir gümbürtü olur. Atatürk bundan ürker. Rahatsız olur. Atatürk halk evinden çıkar. Halk evinin karşı tarafında toplanan halk, sıkı emniyet tertibatı alındığı halde Atatürk'ü görmek için halk evi bahçesinin demir korkuluklarına yaslanarak ''Yaşa, var ol, Mustafa Kemal Paşa!'' sesleriyle ortalığı inletirler. Gazi, geceyi geçireceği vali konağına gider. Atatürk hükümete gelecekmiş de denildi ancak şimdiki bayram işanının olduğu bina, o yıkıldı, o bina tabii şimdi yok da, yani evimiz orasıydı. Herkes kalabalık yığıldı oralara bütün. Büyük olan, biz çok çıkamıyoruz dışarı. Küçük çocuğuz, ben biz bırakmıyorlar içeriden de zaten. Büyük bir kalabalık var. İşte Atatürk geliyor dedi, alkış falan oldu. Kapının aralığından şöyle Atatürk'ü sivil elbisesiyle, sarışın, sarı saçlarıyla beraber o kadar gördük. Şöyle şey gibi, kuyruklu yıldız gibi gözümüzün önünden geçti çünkü çok kalabalık. Hükümete girdi, çıktı. O zamanki vali konağı Eyüboğlu Camisi'ni geçip Amerikan Hastanesi'ne giden yolun sağ tarafındadır. Atatürk'ün yattığı yatak Hayri Atay'ın evinden gider. Atatürk'le beraber gelenlerden Celal Bayar, Ali Çetinkaya, Saffet Arıkan, Doktor Mecit Barlas'ın evinde kalırlar. Bizim evde efendim, daha evvel eski evimiz varmış böyle. Yeniden cadde üzerinde bir yeni ev yapıldı, üç katlı. Şimdi biz eski eve taşınırdık. Bütün odaları Atatürk'le birlikte gelen bakanlara tahsis edilirdi. Salih Bozok, Cevat Abbas, Hasan Cavit, Nuri Conker, Hayri Atay'ın evinde gecelerler. Ben o kadar bir heyecan olmuş ki ben çocuğum. Diyorum ki anneme burama hoş geldiniz misafirlerimiz. Yazalım anne. Annem de peki peki diyor. Artık yukarı koşuyorum, aşağı koşuyorum. Böyle sanki ben ağırlıyorum misafirleri. Atatürk'ün mahiyeti kaldı bizde. Hatta şu hatırımda nalınlara keçe çaktırdı annem. Hamama girerlerse ayakları üşümesin misafirlerin diye. Onu hatırlıyorum. O kadar üzendi ki böyle. Hatta demişler ki bizim kalacağımız yerde Atatürk kalmalıydı. Biz yanlış yerde kaldık demiş misafirler. Atatürk'ün ilk Antep'te yattığı yatak bizim evden gitmiş. Gazi'nin sofrasına konulan yemek takımı Fatma Sabiha Kutlar'ın ve dişçi Cemil Karslıgil'in evinden getirilir. Mustafa Kemal Paşa yemeklerini o tabaklarda yer. Tabii Hamdi Bey belediye başkanı olduğu için o dönem bütün mesuliyet de kendinin omuzunda. Aileden kimde daha muntazam bir servis yapılacak tabak var? Antep'in içinde çok kimse de yoktur. Çünkü ekseriyetle bakır tabaklar, porselen çok fazla yoktur. Sabiha Kutlar'ın
yemek takımı, geniş bir yemek takımı var. Yani yemek bile birkaç yerden tabak toplanarak ikram edilebilir belediyede. Çünkü belediye hazırlıyor, 400 kişilik de bir sofra hazırlanıyor, az bir şey değil. Vali konağında kalan Gazi'nin akşam yemeğini aşçı dede lakaplı Mustafa Payat pişirir. Gazi'ye hazırlanan ziyafette Antep'in özel yemeklerinden öz çorbası da sunulur. Gazi çok hoşlandığı bu çorbanın yapılışını sorar, tarifini yazdırarak beraberinde götürür. Atatürk'ün Antep'e geleceği için dedemi çağırmışlar. Demiş, dedem ben tek başıma bu işi yapamam. Demiş, benim oğlum var. Oğlum da demiş, yanımda olursa bu işi yaparım. Daha iyi yaparım demiş. Gayesi ama işte oğlunu yanına getirmek. Evet, Mehmet Celal'ı askerden getirtmişler babamı. Babamla beraber yapmışlar Atatürk'e yemeği. Gideceğine yakın Hamdi Bey girmiş, demiş ki paşam kahveyi nasıl yapalım, size yaptıralım. Demiş ki Hamdi, fıstıksız olsun da nasıl olursa olsun demiş. Çünkü çorbaya konmuş, pilava konmuş, baklavada, kadayıfta, her şeyde fıstık yemiş. Demiş ki fıstıksız olsun da ne olursa olsun demiş. Paşam fıstıklısı da var demiş. Nasıl olur demiş. Var demiş. Ben size yaptırayım. Hemen şey etmiş, merengiş kahvesi yaptırmış, getirmiş. Ya bu Antep ne biçim yer demiş. Yani her şeyi güzel güzel yapıyorlar, meydana getiriyorlar demiş. Antep çok bambaşka bir yer demiş. Atatürk, Gaziantep'e Fox adlı kahverengi av köpeğini de getirir. Köpeği önde, köpek de durup bekliyor bir tarafta tabii. O da terkeli olduğu için yaklaşmıyor kimseye uzaktan ama Atatürk'ün önünde, yanında bekliyor, ileriye gitmiyor daha fazla. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın dediğim. Büyük bir şeyle herkes hayranlıkla gelişini gördük. Ama o muhteşem gelişi görmek bana nasip oldu. Benim için büyük bir mutluluk. 26 Ocak Perşembe akşamı Gaziantepliler halk evinde Atatürk'e 200 kişilik bir yemek verirler. Salonda büyük bir sofra hazırlanmıştır. Amcam belediye encümen azasıymış, bilhassa görevliymiş. O zaman bizim zamanımızda halk evi idi. Daha önce Katolik Kilisesi imiş. Onun altı şehir kulübüydü. Bir tek Antep'in nezih misafir ağırlayacak yeri vardı dışarıda. Akşamına orada yemek verilmiş Atatürk'ün onuruna. Gaziantep'in ileri gelenleri Gazi'yi ağırlayacaklardır. Gazi, Kılıç Ali'yi vali konağına çağırtır. Biraz rahatsız olduğunu, sofraya iştirak edemeyeceğini, herkese afiyet dilediğini iletir. Kılıç Ali yemek salonuna girer. Gazi Hazretleri biraz rahatsız oldukları için aramızda bulunamayacaklar. Selamlarını yolladılar. Lütfen yemeğe başlayın, der. Yemeğin sonunda Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali bir konuşma yapar. Ertesi gün, 27 Ocak 1933 Cuma, bayramın birinci günüdür. Atatürk'ün üzerinde lacivert bir elbise, gri kravat, siyah iskarpinler vardır. Saat 9'da Vali Akif Bey ile valiliğe gelir ve valilikte yapılan bayramlaşma törenine katılır. Buradan üstü açık bir arabayla kısa bir şehir turundan sonra belediyeye uğrar. Belediye meclisi salonunda toplanan Gaziantep'lilerle şehrin sorunlarını görüşür, ihtiyaçlarını sorar. Gazi'ye şehir suyu, bütçesi, nüfusu hakkında bilgiler sunulur. Salonda bulunanlar Gaziantep'e bir lise açılması için talepte bulunurlar. Gazi hemen Başbakan İsmet İnönü'ye bir telgraf gönderir. Gaziantep'teki ortaokulun liseye dönüştürülmesini ve bu işin 1-2 gün içinde sonuçlandırılmasını ister. 3 gün sonra 1 Şubat 1933'te Gaziantep Lisesi açılır. İktisat Vekili Celal Bayar da şehrin iktisadi işleriyle ilgilenir. Antep'e geldiğinde Antep'te lise olmadığını duyunca hemen lisenin kurulmasını söyler. Belediye Şehir Meclisi Atatürk'e hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırır. Atatürk, Gaziantep Nüfus Kütüğü'ne Bey Mahallesi, Hane 4,
Cilt 86, sayfa 56, Zübeyde'den doğma Ali Rızaoğlu, 1881 Selanik doğumlu Gazi Mustafa Kemal bilgileriyle kaydedilir. Şehrilik Berat'ı Gaziantep Belediye Başkanı Hamdi Kutlar'ın bir konuşmasıyla Gazi'ye takdim edilir. Atatürk teşekkür ederek "Gaziantep güzel şehir, Gaziantepliler vatansever, cesur ve çok çalışkandır. Bu şehir her hizmete layıktır. Gereken her yardım yapılacaktır." der. Belediyeden sonra garnizon komutanlığına giderek subay ve erlerin bayramlarını kutlar. Belediyeye girerken ve çıkarken belediye meydanında toplanan on binlerce halkın sevgi gösterisine ve alkışlarına Gazi, belediye balkonundan el sallayarak selam verir. Bu hareket halkın daha da coşmasına sebep olur. Gazi Hazretleri öğle yemeğini vali konağında yedikten sonra otomobille Halk Partisi önüne gelir ve büyük bir halk topluluğunun alkışlarıyla karşılanır. Daha sonra saatler 15.30'u gösterirken Adana'ya gitmek üzere Narlı istasyonuna hareket eder. Kendisini ve beraberinde gelenleri 50'den fazla otomobil uğurlar. Atatürk'ün Gaziantep'le olan ilişkisi daha sonraki yıllarda da devam eder. 25 Aralık 1936'da Ankara Halk Evi'nde kutlanan Antep savunmasının 15. yıl dönümü pek muhteşem olur ve tarihi bir değer kazanır. Programın birinci kısmında şiirler okunur. Ömer Asım Bey bir konuşma yapar. Gaziantep müdafası, vatan muhabbetinin, hürriyet aşkının en yüksek misalini teşkil eder. Ne tarihin meşhur Kartacası bu kadar vatanperver, ne ünlü Anibali bu derece kahramandır. En ilahi şairler bile hayalhanelerinde feragat ve fedakarlığın bu irtifaını ibda edemezler. Şairlerin babası Omiros'un ilahlara karışan aşılı ve efsanelerle kucaklaşan Truvası bile bu kadar bahadır değildi. Bu sözler şair Behçet Kemal'i heyecana getirir, hemen orada bir şiir yazar ve kürsüye gelip okur. Her mısrası dakikalarca alkışlanır. Aslan nasıl inini korur, dünya anladı. Kartaca'nın Verdun'un üstünde Antep adı. Programın ikinci kısmında oyunlar ve eğlenceler tertip edilir. Türküler söylenip halaylar çekilir. Saat 23'e doğru Atatürk bu toplantıyı şereflendirir. Atatürk'ün gelişi Gaziantep'lilerin sevinçlerini artırır ve halk evini dolduran yüzlerce genç Atatürk'ü heyecanla alkışlar. Herkes etrafını çevirirken o hemen yanında bulunan üniversite öğrencisi Hatice Güllü'nün ellerinden tutar, oyun halkasına girip halay çeker. Oradakilerle beraber Şirin Nar türküsünü söyler. Halay çekti beraber. Ben başa geçti hem. Cebinden ipek mendilini çıkardı. Aldı haline. Şöyle bir döndü. Ondan sonra tuttu. Ömer Güzel'di galiba isminde. Yine oraya tahsile gelmiş olan. Birisi, güzellerden birisi. Mendili kattı. O başladı şeye, halaya. Atatürk, Gaziantep'lilere bu mutlu günlerinde iyi eğlenceler temenni ederek 23.45'te halk evinden ayrılır. Sabaha kadar süren şenlik, Atatürk'ün köşkten toplantıya gönderdiği şu telgrafla son bulur. 15 sene evvel Antep, ki sadece bir Türk şehridir, nasılsa yabancı kuvvetlerin eline düşmüş bulunuyordu. Bu tek Türk şehri
hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve gazi unvanına bir hakkın liyakat kesbetti. Gaziantep'lileri o gün olduğu gibi bugün dahi derin hürmetle takdir ederim. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. En eski çağlardan beri tarihi Türk yurtlarında Türklüğün yüksek varlığını kahramanlıkla tespit etmiş olanlara şahsen beraber olduğumu beyan etmekten duyduğum zevk ve saadet yücedir. Atatürk, Gaziantep'in 16. kuruluş yıl dönümü olan 25 Aralık 1937'de Ankara Halk Evi'nde düzenlenen toplantıda Gaziantep'lilere şu telgrafı gönderir. Eğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek çıkarları gerekirse, o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır olduklarına şüphem olmadığı bilinmelidir. Gaziantep'liler, Ulu Önder'in Gaziantep'i teşriflerini her yıl 26 Ocak'ta büyük bir coşku içinde kutlamaya devam ederler. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın lideri Mustafa Kemal Atatürk, bu ezanlar sönmesin, bu bayraklar dalgalansın anlayışıyla, özgürlük mücadelesiyle, hiç kimseden yardım almadan 11 ay boyunca direnen, özgürlüğü için direnen, geleceği için direnen Gaziantep'lilerin yaptığı mücadelenin önemini anlatmak için Gazi şehrimize gelmiş. Geçmişten aldığımız güçle, inançla, aşkla, kararlılıkla, azimle yolumuza devam ediyoruz. Biz güçlü bir çınarın köklerinden geliyoruz. Kök ne kadar kuvvetli olursa, toprak ne kadar bereketli olursa, gövde o kadar güçlü olacaktır. Dalları ve meyvesi geleceğe çok daha güçlü şekilde uzanacaktır. Sevgili hemşerilerimiz o gün nasıl topla, tüfekle, silahla yaptıkları mücadeleleri, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu manevi miras, bilim ve akılla yollarına devam etmektedir. Bilimi daha iyi kullanarak, teknolojiyi daha iyi kullanarak, sevgili öğrencilerimizin, gençlerimizin milli ve manevi değerlerine daha iyi sahip çıkarak geleceğe hızla ve aydınlık adımlarla yürüyoruz. O yüzden geçmişimizi unutmadan geleceğimizi planlamak durumundayız. Şanlı, şerefli bir tarihten geliyoruz. Şanlı, şerefli bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu özgüvenle geleceğimiz çok da aydınlık olacağına inanıyoruz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur diyoruz. Geçmişte başardıklarımızı gelecekte de başaracak inanca sahibiz. Bu kararlılıkla bu yolculuğa devam ediyoruz.